ülkemize bir şekilde giriş yapan sadece erkek Afganlar için ne düşünüyorsunuz? Çok büyük bir problem. Yani şu anda bakın Türkiye'de... Kadınlar yok mesela, hep erkek. Kadın yok, çocuk yok, yaşlı yok. Bir kere hepsi potansiyel yabancı savaşçı bunların. Evet. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu nasıl olur da bunun bir tehdit olarak algılamıyor ben anlamıyorum. Ben Milli Güvenlik Akademisi mezunuyum. Bu konuları gayet iyi biliyorum. Hem de çok iyi bir dereceyle bitirdim. Bu yanlış bir şey. Bir ülke, yabancı ülkenin böyle genç, erkek, savaşma potansiyeli yüksek olan milyonlarca insanını sokamaz ülkesine. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudu 5-600 bin kişi şu anda. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamının toplamının 5 katı yabancı potansiyel savaşçı var ülkede. Birisi düğmeye basarsa kim durdurabilir bunları? Ama bence bunun bir amacı var. Yani evet, zor durumda olan mültecilere işte ülkemizin kapılarını açarız, biz işte dostuz falan demekle olmuyor. Kadınlar öyle çocuklara bir açmıyoruz ki. Öyle bir zorunluluğumuz yok Afganistan'la alakalı. Sınır aynen. Komşusu değiliz biz Afganistan. Hayır, öyle deniyor ya. Aramız. Ben söylenileni tekrarladım. Şimdi şu an bakın, ben Suriye ile kabul. Suriye ile evet 900 kilometre sınırımız var. Komşumuz başı derde girdiğinde tabii ki en önce biz alacağız. Hı-hı. Komşuyuz çünkü. Afganistan 3000 kilometre ötede. Bütün İran'ı geçiyorlar öncesinde. Hadi diyelim çok vicdanlı bir milletiz ama onun kadını, çocuğu nerede yani? Taliban kadınlara el koydu diye böyle haberler var. Biz o zaman niye kadınları yani, çocukları almıyoruz da sadece savaşçı erkekleri alıyoruz? Artı yani tabii bu çok doğru bir bakış açısı. Doğru söylüyorsunuz. Artı bir ülkenin de bir taşıma kapasitesi vardır. Yani dünyada hiçbir ülke kendi nüfusunun %10'undan daha fazla sayıda sığınmacı bünyesine kabul etmedi. Dünyada böyle bir laboratuvar yok. Artı daha önemlisini söyleyeyim. Türkiye bir deprem ülkesi. Doğal afet ülkesi burası. Ve İstanbul bir deprem bekleyen bir şehir. 7.4, 7.5 Gölcük büyüklüğünde bir deprem bekliyor. Ve bu deprem olduğunda 48 bin ağır hasarlı, 150 bin orta hasarlı, 200 bin hasarlı bina var. Ve yani on binlerce insan hayatını kaybedebilir böyle bir depremde. Ve böyle bir kitlesel afeti milyonlarca yabancı sığınmacıyla beraber karşılayan, göğüsleyen bir dünyada ülke yok. Laboratuvar yok. İlk defa biz yaşayacağız. Ama bense afetler konusunda da çok bilgili bir insan olarak söylüyorum. Acil durumlar konusunda da korkunç sonuçları olacak. Çünkü afetler adı üzerinde tanımı gereği onunla mücadele etmek için kaynakların yetersiz kaldığı olaylardır. Yani Türkiye'nin bütün kaynakları yetersiz kalacak. Çok ciddi bir kapasite artışı olacak ve kaynaklar aşırı derecede yani yiyeceğiniz ekmekten içeceğiniz suya kadar kısıtlanacak. Biraz korkutucu Doğan, ama gerçek. Bunlar çok gerçek şeyler. Gerçek. Bunu Milli Güvenlik Kurulu'nun... Yaşıyoruz yani en son İzmir'de de yaşamadık mı? Hatırlasanız o binalar nasıl çöktü? Ya İzmir'de 17 tane enkaz vardı. Sonunda 5 enkazda çalışıldı. Her enkazın üzerinde 300-400 kişi vardı. Bekleyen İstanbul depreminde o 5 tane enkaz gibi 48 bin tane enkaz olacak. Türkiye'de 48 bin tane kurtarmacı yok. Yani 24 bin tane de yok. Yani her iki enkazın başına bir tane kurtarmacı koyamayacaksınız. Tecrübeli insan koyamayacağız. Çünkü artık ne olacak? Akutta. Yani akuta da gelecek. Ay konuşacak çok şeyimiz var. İstanbul depremi ve akuttan önce yaşadığımız en son şu yangın felaketiyle ilgili de sorular sormak istiyorum. Ülkenin her yerinde aynı anda yangın çıkması sizce normal iklimle ilgili bir şey miydi? Bir sabotaj var mı? Hepimizin bir fikri var ama sizin fikrinizi bence, merak yani ediyorum. Bence, yani benim fikrim birçok yerde, Akdeniz Havzası'nda birçok yerde hatta dünyanın değişik yerlerinde de çok büyük yangınlar çıktı bu Temmuz-Ağustos aylarında. Zaten Temmuz'un ikinci yarısı, Ağustos'un ilk yarısı gibi çıkıyor bu bölgede, evet. Akdeniz Havzası'nda bu yangınlar. Çünkü en sıcak olduğu zaman, dipteki otların, yaprakların en kuru olduğu hı-hı. zaman yani neredeyse küçücük bir kıvılcımla bile koca bir yangın çıkabiliyor. Türkiye'de bir sürü sorun var. Mesela elektrik telleri çok büyük problem Türkiye'nin elektrik kabloları. Binlerce kilometre elektrik kablosu var ve bunlar sorunlu yapılmış, hatalı. Hı hı. Profesör Doktor Ali Demirsoy'un geçenlerde bir konferansta beraberdik hı hı. kitap fuarında. O önce konuştu, ben sonra konuştum, dinledim. Büyük hayranıyımdır, kitapları harikadır. Anlattı, dedi ki Türkiye'deki elektrik kabloları Almanya'dan getirildi. Almanya'daki standartlara göre yapıldı dedi. Ve onların üzerinde bir balastlar var, ağırlıklar var. Rüzgarda, hı hı. fırtınada birbirine çarpmasını engelleyen ağırlıklar var. Bu ağırlıklar, bu kablolar... eksi atıyorum işte 10 ile artı 30 derece için üretilmiş. Hmm. Türkiye'de 50 derece oluyor orası. Oh. 50 derecede olduğunda daha yüksek bir şey yapıyor. Sallama fırtınada ve birbirine çarptıkları zaman kıvılcım atıyor. Ben bunu 30 yıldır duyardım. Türkiye'deki orman yangınlarının büyük sebebi bu elektrik kablolarının birbirine çarpması diye. Ama sebebini ilk defa Ali Hoca'dan duyunca anladım. Hmm. O balastlar hatalı. Almanya'nın iklimine uygun, Türkiye'nin iklimine uygun değil. Yeniden bütün Türkiye'nin elektrik kablolarının tekrar gözden geçirilmesi ve buna göre ayarlanması lazım. Çünkü bu çok uzak yerlerde bunlar. Atıyor kıvılcım bir yerden, başlıyor dağların, ormanların içinde bir yerden. Siz ona sistemi de bozduğumuz için fark edemiyoruz. O sisteme geleceğim.
İkinci sebebi tabii ki sağa sola atılan cam kırıkları. Bunlar mercek etkisi yaratıyor. Ya. Biz çok meraklıyız şişeyi kırıp atmaya bir şekilde. İçip atmaya. Mutlaka bütün şişeleri geri getirmemiz lazım. Yani ormanda hiçbir şekilde cam kırığı, şişe, gazoz, bira, soda bırakmamamız lazım. Hiçbir şekilde. O camlar ne yapıyor Nasuh Bey? Mercek etkisi yaratabiliyor eğer tesadüfen uygun denk geldiyse. Hı-hı. Ve orada saatler, günler içerisinde orayı ısıtıp ısıtıp bir şekilde bir kıvılcım çıkartabiliyor. Dolayısıyla bu yangınların birçoğu insan hatasından kaynaklanıyor. Birçoğu. Doğal kaynaklardan da var. Mesela yıldırım düşüyor. Evet, başlatabiliyor bir yangın. O da mümkün. Tabii. Ama %90'ı insan hatası. Düşük bir olasılık doğanın yaptığı şeyler. Yani bu wildfire dedikleri doğada gerçekten vahşi bir şekilde çıkan doğal yangınlar da var. Tabii. Atalarımızda ateşi kontrol etmeyi 1 milyon yıl kadar önce, 800 bin yıl kadar önce öyle öğrendiler. Hı hı. Doğal yangınlardan öğrendiler. Hı hı. Ateşi fark ettiler ve kontrol altına aldılar diğer canlılar yapamazken. Bu da var ama bu son orman yangınlarından büyük çoğunluğu doğal sebeplerden tam o zaman da çıkıyor zaten. Ama bunu fırsat bilen bazı kişiler, kurumlar, organizasyonlar tahmin ediyorum bu yangınları büyütmek için çaba gösterdiler. Hı hı. Bir sürü duyum geliyor. Motoruyla yaka yaka giden insanlardan bahsediyorlar. Hatta sonrasında söndürülme çabaları sürecinde işte itfaiyenin ya da ormancıların bazı yerlerde müsaade edilmediğinden, yok itfaiyenin aracına yakıt koyulmadığından bir sürü dedikodular var. Benim önerim herkese şu anda, bu konu çok taze ve çok sıcak. Herkesin, hı hı, hafızası çok taze burada. Hı hı. Herkes yaşadı gördü. Binlerce tanık var canlı. Mutlaka çok güçlü bir araştırma komisyonu kurulmalı. Bütün tanıklardan her bölgeyle alakalı tanıklıklarına başvurulmalı ve çok kapsamlı raporlar ve suç, burada bir suç varsa, ki bence var. Tamam, bazıları doğaldı bunların. Yani %90'ı doğaldı. Hı hı. Ama bazı kritik yerlerde bunu fırsat bilen bazı provokatörler, bazı işte hainler diyelim, bu bazı yerlerde yangınlar çıkartmışlar. Duyduk bunu bir sürü yerden. Hemen bir komisyon kurulup araştırılma yapılması lazım. Tanıklar hala çok canlı hafızalarında. Bir duyu yapsalar bir sürü insan andır. Belki bir sürü yalan çıkacaktır içinde ama mutlaka araştırılarak doğrusu bulunacaktır diye düşünüyorum. Yani ben şu süreçte çok araştırılacağına emin değilim ama bizim gibi bilinçli bir grup, ne kadar bir grubuz bilmiyorum. Yeteri o kadar kalabalıyız. Yanan yerlere yapılacak turizm yatırımlarına hiçbir şekilde gitmeme kararı aldık. Bunu bir takım sanatçı arkadaşlar da zaten sosyal medyadan da duyurdu. Yanan ve turizme açılacak olan bölgelerdeki o yatırımlara biz gitmeyeceğiz. Bence bu çok doğru bir şey değil. Daha doğrusu bu tür yerlere turizm yatırım yapılmasını engellemek. İşte onu engelleyebilecek gücümüz var mı acaba? Ona gitmemeyi sağlayacak gücümüz, hafızamız varsa bunu da yapacak kabiliyetimiz vardır. Ya çalışıyoruz, uğraşıyoruz ama yazık. Önceden durdurmak lazım bu işi. Evet. Yani yaparlarsa görürsünüz toplum balık hafızalı gidilir ve tekrar kullanılır, değerlendirilir. İşte Bodrum'da yakılan yerlere içinde devasa tesisler yapıldı, kullanılıyor. Bunu şimdiden durdurmak lazım. Yasada i̇şte bunun burada yeri var. Burada muhalefete iş düşüyor. Yasada yeri var. Yanan yerler turizme açılamaz diye. Ama Cumhurbaşkanlığı bir kararname yayınladı. Ama o da yasaya aykırı. İtiraz gece etmek. Yangın gecesi yayınlandı. Evet, evet. İtiraz etmek ve müdahale etmek lazım. Kabul etmemek lazım. Tabii Türkiye'yi bir an önce erken seçime götürmek lazım. Bütün bunlardan kurtulabilmek için. Çünkü tek adamın elinde 600 milletvekilinin sahip olduğu yetki var. 100 tane 600 milletvekili yasa çıkartmış. 100 tane de tek başına Cumhurbaşkanı çıkartmış. Bu daha önceki bir bilgiydi. Hı-hı. Ama yakın zamanda. Hı-hı. Biz 600 milletvekilini niye besliyoruz ki o zaman? Yani maalesef. Tek başına Cumhurbaşkanı yapıyorsa bu işleri zaten yapıyor yani. Önemli olan doğru karar verilmek. Hangi partinin olduğu değil. Yani doğru yönetilmek, doğru kararlar verilmesi. Ormanları korumak. Ormanları korumak, yani o uçakların faal olması. Bununla evet. Her şey konuşuldu zaten. Konuşulmaya da devam ediyor. Sel felaketleri de yaşadık biliyorsunuz. Tamamı çok insan ciddi. Hatası. İnsan hatası olmaması yani. Gereken yerlere olmaması gereken imar yani izinleri. Bozkurt olacak şey mi? Dere yatağına. Ve bakın uydu fotoğrafları var. Görmüşsünüzdür belki. Görmez miyim? 1985'te Mine var bir tane. Hı-hı. Çekilmiş yukarıdan. Hiçbir şey yok. Harika bir doğal dere yatağı yani. Yemyeşil bir şey. Sonra bir tane 2012'de çekmişler. Aa, bir şeyler başlamış orada. Sonra 2018'de falan çekmişler. Oho, her yer artık koca bozkurt yani. 2021'e bakıyorsunuz. Kasaba kurmuşlar üstüne. Ve sel yatağı orası, dere yatağı neticede ve işte intikamını da aldı. Bir de yetmezmiş gibi tomruk deposu yapmışlar. Bu uyarıyı yapan kaymakam bölgeden ayrılmak zorunda kalmış. Çünkü sen bizim ekmeğimizle oynuyorsun diye kaymakama üstüne yürümüşler. Ve tamamen göz göre göre bir facia. Yani devletin bir kaymakam dediğiniz yani valinin pozisyonu işte ilçedeki en yetkili devlet adına evet. Görevli kişi.
bilimsel rapor hazırlatmış bununla alakalı. Ya bu tomrukların buradan kaldırılması lazım, tomruk deposunu. Çünkü bir sel halinde bunlar aşağı iner, işte aşağıdaki bozkurtu yıkar geçer diye. Nitekim tam olarak da öyle oldu. Bunun bedelini yani, halk ödüyor maalesef. Hepimiz ödüyoruz. Bir tek oradaki insanlar da ödemiyor. Elbette. Mi? Oradaki insanlar canlarıyla ödüyorlar, mallarıyla ödüyorlar. Ama bütün o yıkım bizim vergilerden yapılıyor, karşılanıyor neticede. Mutlaka, ama en büyük bedel canla ödenen bedel. Evet, yani hani geri para feda olsun da o canlar geri gelmiyor. Birçok arama kurtarmada bulundunuz. Hashtagimiz arama kurtarma bu arada. Arama kurtarmadaki insanların, yani kurtarılmayı bekleyen, kurtarılan, yakınlarını kaybeden insanların psikolojilerine çok hakimsiniz. O insanlara çay fırlatmayı nereye koyuyorsunuz? Ben şu yorumu yapıyorum. Gerçekten bu konuyla ben alakalı. Bunu zaten algılamaya çalışıyorum da başkalarına da soruyorum. Valla benim yorumum şu, iktidar partisinin en tepesinden işte bütün o sözcüleri, o ön planda olan yetkili, sorumlu bakan, milletvekili, şunları bunları, bunların tamamı kitlesel hipnoz tekniklerini kullanıyor. Bu işin eğitimlerini almışlar. Konuşurken, yani mesela çıkıp dedi ki bir tanesi bakan, Bozkurt'taki müdahalemizi bütün dünya takdir etti dedi ya. Ne müdahalesi kardeşim? Müdahale mi edilebildi orada yani? Zaten geldi tomruklar, her şeyi yaktı, yıktı, geçti. Selde müdahale nasıl yapılabilir ki? Hava gücüyle yapabilirsiniz. Hareket mi edebiliyorsunuz orada? Yani ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama adamların iki dudağından çıkan söz, bütün Batı bizi kıskanıyor, dünya bizi kıskanıyor. Hatta orman yangınlarındaki başarımızı takdir ediyorlar. Yangın ya, pilotlarımız diye. Bize dalga geçildiğini düşünüyorum. Bunlar bazen kitlesel hipnoz tekniği. Kitlesel hipnoz uyguluyorlar televizyondan herkese. O çay fırlatmada bunun bir yansıması diye düşünüyorum. Uzmanı değilim ama şöyle akıl yürütüyorum. Birisine zor bir durumda, mağdur birisine bir şey verdiğinizde bir şey vermiş oluyorsunuz. Yani bir şey verdiniz, ne verdiğinizin önemi yok. Sizden bir şey aldı ve hani biz de biliyorsunuz eskiden böyle fuarlarda kalem bilmem ne bir sürü şey dağıtılırdı. Herkes gider onları doldururdu cebine. Ondan evet, kalem tıraş, bundan işte bloknot, bundan takvim. Hiç de kullanacağı şeyler değil. Ama veriyor ya, bir tane de ben alayım modundaydı. O zaman buradan danışmanları uyarmak lazım. Çaydı daha faydalı şeyler fırlattırsınlar Cumhurbaşkanı'na. Vallahi yani hiç olmazsa insanların en bedavası işine yarasın. Onun da parasını biz ödüyoruz nasıl olsa. Yani çay memleketi zarar ediyor. Düşünebiliyor musunuz? PTT zarar ediyor. Yani şu pandemide bütün kargo firmaları 10 kat 50 kat büyüdü. Türk PTT'si zarar etti. İnanılır. Nasıl olabilir böyle bir şey? Çaykur muhteşem bir çay. Yani harika, yılların çok kıymetli bir ürünü zarar ediyor. Nasıl edebilir? Yani Türk Hava Yolları Türkiye'nin en büyük markası zarar ediyor. Nasıl edebilir bunlar yani? Bunları sorgulayacak olan bizleri, sorgulamaya da devam muhalefet edeceğiz. Muhalefet sorgulayacak yani. Biz sonuçta şimdi buradaki sorgulamamız ne ki? Yani hiçbir şey değil. Çok da siyasete girmek istemiyorum. Çünkü yılıyorum.